Her tur kendi hikayesini yazıyor. Bir sürü yeni yer görmek bir tarafa. Her turdan çok şey öğreniyorum. Hadi Ben Kaçtım'ın 3. bisiklet turunu 7-16 Temmuz tarihlerinde Artvin-Ordu arasında yaptık. Fakat tamamlandığı 15 Temmuz akşamı itibariyle doğal olarak gündemimizin derinliklerine itildi. Bir videosunu hazırlamak da bugüne kısmet oldu ki kişisel tarihimizin unutulmaz anları arasındaki yerini mutlaka almalıydı. Çünkü Karadeniz'de ve evinden bu denli uzakta ilk kez pedal basmıştım. Bir kere Karadeniz, bisiklete binmek için çok güzel bir yer. 7 gün boyunca tam da bunu deneyimledik aslında. Yani söylendiği gibi bisikletle yapılamaz, gezilemez değil. Hava ihtimalleri, hava şartları ve dışarıdan gelen uyarıları dikkate alınca hazırladığımız rota biraz değişti tabii. Çünkü başta denizle yaylalar arasında zikzak çizen bir rotamız vardı. Uzungöl'den sonra Karadeniz kıyılarını takip eden bir hal aldı. O şekilde revize oldu. Fakat ilk günle birlikte özellikle hava hep bizim lehimize çalıştı. Havanın güzelleşmesine karşın güvenlik nedeniyle tur boyunca çadır konaklaması yapmadık. Zira heyelan için yağış olması gerekmiyormuş. Biz geldiğimiz güne dek yağan yağmur toprağı suya iyice doyurmuş söylendiğine göre. Hatta Rize ve Ordu'da toprak kaymasının can aldığını duymuştuk haberlerde. Dolayısıyla yol boyunca çeşitli otellerde kaldık. Ama yer bulmakta da oldukça zorlandığımızı söylemem lazım. Ege ve Akdeniz kıvranırken Karadeniz'de turizm sezonu epey hareketliydi. Bir başka değişikliği de yine güvenlik nedeniyle Trabzon-Maçka-Gümüşhane etabında yaptık. Nitekim o bölgede de bir terör operasyonu sürdürülüyormuş. Bana göre bu turun ilk bölümü zihinlerde daha çok yer edecek. Yani o düşüncedeyim. Çoruh Nehri'nin ve Fırtına Deresi'nin yanında bisiklet sürmek, suyun o güçlü akışını, gürül gürül sesini akılları kazamak anlamına geliyor. Ben hala duyuyorum o sesini. Üzerinden bu kadar geçmesine rağmen. Zirveleri kemiren bulutlara doğru tırmanırken bizimle yükselen taze çay kokusu da hala yerlerinde dolaşıyor. Kıyısından usulca geçtiğimiz Karadeniz'i dinlenirken izlemenin huzurunu da yanımıza getirmişiz. Yani öyle düşünüyorum. Tek üzüldüğüm turizm yatırımı adı altında o doğayı koruyamıyor oluşumuz. Bizde bir laf vardır hani misafir umduğun değil bulduğun yer gibi. Fakat turizm anlayışımız misafirin umduğunu bulması üzerine yapılanıyor ne yazık ki. Karadeniz'de de durum farklı değil. Gittiğimiz kimi yerde dükkan isimleri, yönlendirme levhaları gibi işaretler neredeyse okuyamayacağımız şekilde düzenlenmişti. Özellikle Uzungöl küçük bir Arap köyü gibiydi. Ayrıca yaylalar imara, madenciliğe açılıyor. Ayder Yaylası için yapılan bildiğin Taksim yorumunu da hiç unutmayacağım. Hiçbir kameranın göremediği, hiçbir fotoğrafın yakalayamadığı, sadece göze görünen o yeşil belli ki artık betona yenik düşüyor. En azından biz bu turda bunu gözlemledik. Trabzon geçtiğimiz tüm şehirler arasında kendini bir büyük şehir olarak en iyi konumlandıran şehirdi. Zaten Karadeniz'in İstanbul denmesi boşuna değilmiş. Özellikle Yomra girişindeki yüksek gökdelenler bunun ispatıydı. Aynı zamanda Çamlıhemşin'den çok etkilendim.
Oradan etkilendiğim gibi Trebolo'yu da arada bir vaha sayıyorum. Çünkü batıya gittikçe artan ve yükselen binalar yavaş yavaş yeşil yutuyor. Trebolo beni çocukluğumun bir sayfasına götürdü. Soğuk bir bireyle de geçmişi yad ettim. Karadeniz otobanının içinden geçtiği tünellerin etrafından dolaşmaktan aldığım hazzı anlatamam. Büyük süratle tünele dalan araçlar kıyılardan oturmuş güzellikleri bütünüyle ıskalıyorlar bana göre. Küçük plajlar, lokantalar, konaklama tesisleri bir tünelin o karanlık boşluğundan çok daha güzellerdi. Orduya vardığımızda 515 kilometreyi geride bıraktık. Eve dönmek için ise önümüzde 1600 kilometre daha vardı. Bir o kadar geldiğimiz düşünülürse yaptığımızda delilik denilebilir miydi? Bilmiyorum ama kesinlikle değerdi. Yeni turlarda görüşmek üzere diyorum.